Evet, sağlık müdürümüzle beraber hepinize hoş geldiniz diyerek toplantıya başlamak istiyoruz. Yani dün akşam Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından açıklandı malumunuz. Hayırlı uğurlu olsun inşallah yeni normalleşme kararları. Yani inşallah bunun zaten son defa olan kapanma sonrasında alınan son normalleşme kararları olmasını hepimizin ümidi. İnşallah bundan sonra tedbirlerde herhangi bir geriye gidiş, yeni tedbirlerin alınmasının gerekmesi gibi bir durumla karşı karşıya kalmayız. Yani bunun için inşallah hep birlikte, hep beraber çalışmaya, gayret etmeye devam edeceğiz. Yani sizlerin de malum olduğu üzere tabii son dönemde vakalarımızdaki düşüş devam ediyor. Çok şükür yani il genelinde herhangi bir sıkıntımız yok. Genel manada iyiyiz. O konuda bir problemimiz yok diyebiliriz. Ancak tabii ki yeni normalleşme kararları sonrasında bir vaka artışı görülebilir ama bunun kontrol altında olacağı hepimizin ümidi. Ama yine de hani sizlerin aracılığıyla vatandaşlarımıza şunu söylemek istiyoruz ki salgın henüz bitmedi. Onun için tedbirlere riayet etmeye, bir süre daha sıkı sıkıya riayet etmeye hepimizin ihtiyacı var. Onun için tekrar lütfen dikkatli olalım diyoruz. Acı manzaralar görmemek adına. Şimdi en son 29 Nisan'da toplantımızı gerçekleştirmişiz. Orada 385'ti vefat rakamı. Şu anda 409. Yani bu arada geçen süre içerisinde 24 vatandaşımızı daha maalesef koronavirüse kurban verdik. Yani kısaca bilgi verecek olursak şu anda hastanemizde 34 hastamız var. Bunların 27'si serviste, 7'si yoğun bakımda. Yoğun bakımdaki hastalarımızın da 4'ü maalesef entübe. Yoğun bakımdaki hastaların en küçüğü 50 yaşında, 4'ü de 65 yaşın altında, yani %57'si. Yani tekrar ifade etmek istiyoruz, son dönemde özellikle yani yeni varyantlar, mutasyonların ortaya çıkması sonrasında ortaya şöyle bir tablo çıktı, gençler daha fazla etkilenmeye başladılar. Yani bizim son yükselme trendinde esas hasta profilimiz büyük oranda 50-65 yaş grubuna oturdu. 65 yaş üstü zaten aşılanmıştı. Onun için son aslında artışta belki hastanemizin, yoğun bakımımızın bu kadar rahat olmasının en önemli sebebi de aşıydı. Ama tekrar söylüyoruz yani şu anda yani bu 7 yoğun bakım hastamızdan 4'ü 65 yaşın altında. Onun için lütfen herkes çok dikkatli olsun. Şimdi yani entübe olan hastalarımızın yaşları da 59-62 ve ikisi de 86 yaşında. Onları da sizlerle paylaşmış olayım. Şimdi serviste bulunan 27 hastamızın en genci 33 yaşında. Yine servisteki 13 hastamız da 65 yaşın altında yani %48'i. Tekrar sizler vasıtasıyla uyarıyoruz. Hani gençler son yeni varyantlardan vesaire daha fazla etkilendiler. Onun için hani kimse dediğimiz gibi kendisine değil tedbirlere güvensin. Bir kere daha bunu ifade etmek istiyoruz. Onun için yani hastalarımıza acil şifalar, inşallah vefat etmiş vatandaşlarımıza da Cenab-ı Hak'tan rahmet diliyorum ben. Şimdi yani yeni dönemin tabii ki bizim tarafımıza düşen en önemli meselesi aşı. Bugün itibariyle 50 yaş üzeri vatandaşlarımızın aşılamalarına başlamış bulunmaktayız. Şimdi il genelinde 50-54 yaş grubunda 11.466 vatandaşımız var. Ve arkadaşlar bizim şu anda arkadaşlarımızın yaptığı çalışma günlük aşı kapasitemiz 4.368. Yani biz Allah'ın izniyle 3 günde bu yaş grubundaki hastalarımızın tamamını aşılayabiliriz. Tamamını 3 gün. Yani bugün, yarın ve cuma. Yani 3 gün içerisinde. Ama isteğimiz şu, lütfen bakın sırası gelen muhtemelen bu ay 1-2 grup daha aşılamaya açılacak. Yani inşallah tedarik zincirinde herhangi bir aksama yaşanmazsa Sağlık Bakanlığımızın hedefi önümüzdeki günlerde dediğim gibi özellikle önceki 45-50 yaşın tabii ki inşallah arkasından da 40 yaş grubunun hani aşılamaya açılması. Ama bakın tekrar söylüyoruz lütfen aşı sırası gelen bütün vatandaşlarımız ivedi olarak aşı olsunlar. İvedi olarak yani 50-55-50 yaş grubu bugün itibariyle açıldı. Bu vatandaşlarımızın en hızlı şekilde yani vatandaşımız randevu ile ilgili bir problem yaşarsa hani biz bir sıkıntı olmasın orada bir yoğunluk olmasın diye randevu sistemi üzerinden gidiyoruz ama randevu ile ilgili bir sıkıntı yaşarsa vatandaşımız müracaat etsin. Yani hastaneye müracaat etsin, ilçedeyse aile sağlığı merkezimize müracaat etsin, fark etmez ilçe hastanelerimize. Biz inşallah o sorunu orada çözeriz. Yani ben randevu alamadım diye vatandaş aşıda işte aşı olmaktan dediğim gibi
kaçınmasın veya geciktirmesin. Onun için herhangi bir problem varsa gitsin hastanemize, ben randevu alamadım vesaire desin. Arkadaşlar o konuda yardımcı olacaklar. Ama tekrar söylüyoruz. Yani bir kere daha hiç kimse dediğin gibi gençliğine, böyle aldığı vitaminlere, takviyelere falan güvenmesin. Hani şu anda bir tedbirlere, iki aşıya güvenmek durumundayız. Bunun da etkileri net olarak bu süreç içerisinde gördük. Dediğim gibi yani bu 11.466 vatandaşımızı da en hızlı şekilde aşılamak en büyük hedefimiz. Yani bugün itibariyle onlar da kapsama alındılar. Yani bugüne kadar aşılamayla ilgili olarak genel oranımız fena değil ama hala aşıyla ilgili tereddütlerin olduğunu, bazı vatandaşlarımızın bilinçli olarak aşıya gelmediğini biliyoruz. Yani tekrar söylüyorum ben, bakın bugüne kadar Çankırı genelinde, geçen İlgilen Meclisi'ndeki karşılaşmamızda da söylemiştim, yapmış olduğumuz aşılarda hiçbir yan etkiye rastlamadık arkadaşlar. Yani bizim gördüğümüz hiçbir yan etki olmadı. Aşı olduktan sonra sağlık kuruluşlarımıza müracaat eden hiçbir vatandaşımız olmadı. Ben de şu şekilde bir yan etki görüldü diye. Onun için ama koronavirüsün etkilerini her gün hep beraber görüyoruz. Bakın hastaneye gidenler, yoğun bakımlık olanlar, vefat edenler şeklinde. Onun için ortada mukayese kabul etmez bir durum söz konusu. Aşı olmak ve olmamak arasında. Hani milyonda bir gibi ortaya çıkabilecek bir alerjik reaksiyon vesaire riskini almamak için vatandaş yüzde, dediğim gibi yaş grubuna göre %2, %3, %5 onlara varan ölüm riskini göze alıyor. Yani bu dediğim gibi kıyas kabul eder bir durum değil. Dediğim gibi aşının net faydasını özellikle bu süreçte çok net bir şekilde gördük. İnşallah önümüzdeki günlerde de dediğim gibi bunu yine göreceğiz. Ama dediğim gibi yani yeni dönemde en önemli hedefimiz bir, tedbirlere bir süre daha riayet. Yani Haziran ayını da inşallah kontrollü bir şekilde geçirmeyi istiyoruz. İkincisi, aşı sırası gelen vatandaşlarımızın ivedi olarak aşı olmaları. Yani benim kısaca söyleyeceklerim bunlar. Bunların haricinde bilmiyorum sizlerin yönetmek istedikleri sorular varsa o şekilde devam edelim inşallah. Buyurun. Buyurun. Sayın Bayan, sağlık ocaklarında aşı yapılıyor mu? Efendim? Sağlık ocaklarında aşı yapılıyor mu? Buyurun. Şimdi Sedat Bey, sağlık ocaklarında bakanlığı toplum sağlığı merkezlerine tanımlayacak, entegre hastanelerin iç hastanelerini tanımlama yapılacak. İlk olarak Ilgaz'a şu an randevu açıldı. Muhtemelen diğer ilçelerimizde, entegre hastane TSM'lerimizde açılacak. Aile hekimleri de dahil. Ama bütün aile hekimlerine açılır mı, açılmaz mı, orası daha henüz net değil. Ya buradaki biraz temel sıkıntı şey, gelen aşıların niteliğine göre ve saklanma koşullarına göre, yani soğuk zincirin aksamaması falan. BioNTech'in malum, gerçi yeni dönemde onun rehberi de değişti. Yani işte buzdolabı sıcaklığında belli bir güne kadar saklanmasının önü açılıyor. Ama ondan dolayı Rübey'in dediği kısıtlamalar, hani gelen aşı, elimizdeki aşı, onun niteliği ve onun saklanma koşulları ve imkan ve kabiliyetlere göre biraz yerler değişecek. Ama onları inşallah en hızlı şekilde vatandaşlarımıza yine duyurmaya devam edeceğiz. Buyurun. Sayın Valim, benim sorum değil de bir önerim olacak. Geçtiğimiz günlerde hastaneye aşı olma amacıyla bir arkadaşım bununla beraber gitmiştik. BioNTech de malumunuz 6 kişilik bir yetim olduğu zaman onlarla bir aşılama yapılıyor. Yalnız gittiğimizde şöyle bir problem oldu. Bazı vatandaşlar randevu aldığı halde gelmemiş. Bundan dolayı da 6 kişi olmadığı için aşılamada kişiyi bekletme ortaya çıktı. Bunun önüne geçilmesi adına 6 kişilik bir listeleri aranması, gelip gelmeme noktasında bir ya doğru. Yani bu hani sürecin başından beri sürekli olarak işin gerçeği çalıştığımız, bakanlığa farklı öneriler sunduğumuz bir mesele. Yani dediğiniz gibi BioNTech'te öyle bir durum var. Yani her flakon 6 dozluk ve açılan flakonun da 6 saat içerisinde tüketilmesi gerekiyor. Onun için ister istemez hani aşı çok kıymetli. Arkadaşlarımız herhangi bir zayiat vermemek için yani o 6'yı tamamlayarak muhakkak ilerlemeye şey yapıyorlar. İnşallah şu, yani şöyle, kapsam genişledikçe inşallah o problem ortadan kalkacak. Biraz hani kapsam dar kalır, işte vatandaş da gelmezse bu problem ortaya çıkıyor dediğiniz gibi. Yani çözüm için farklı şeyler çalışıyoruz ama bunu da inşallah şey yapalım, çalışalım. Haklısınız, o konuda öyle bir problem var. Sayın Valim, kendimizde COVID-19 sürecinin başlamasıyla birlikte toplamda
Birinci doz ve ikinci doz aşısı olan vatandaşların sayısı nedir? Birinci sorun bu. Bakalım hemen. Genel olarak. Şimdi arkadaşlar bu şeyleri siz toplarsınız. Bir dahakine biz Taner hocam toplam sayılarla girelim de. Şimdi Sinovac'ta 39.456 birinci doz, 36.885'te ikinci dozu uygulamışız bugüne kadar. Yani Sinovac'ta ben demek ki 3.000 vatandaşımızın da yavaş yavaş ikinci dozları hani geliyor demek ki. Şeyden BioNTech'te de 8.405 birinci doz, 1.783'te ikinci doz aşı yapmışız. Yani 10.000'in üzerinde BioNTech demek ki yaklaşık 69-75.000'in üzerinde de Sinovac 1 ve 2. doz toplamı hani bu şekilde bir aşılamamız gerçekleşmiş bugüne kadar. Buyurun. Aynen abi, ikinci bir sorum. Şehrimizde COVID-19'un başlamasıyla birlikte Çankırı'da kurallara uymayan kaç tane vatandaşımıza idari para cezası yazıldı? Yekün meblağı nedir? Cezalar tahsil edilebiliyor mu? Ya bunu not olarak gönderelim biz. Yanımda yok. Bugün almadım. Yani normalde hep olur. Şeyden. Normalde hep olur. Tamam, yok bugün abi. Yanımda yok. Tamam. Ama şey olarak gönderelim. Yok, yani yok. Tamam. Yok ara ara açıklıyoruz zaten. Hakkınızı ara ara açıklıyoruz. Şeyde. Son dönemde biraz, şu anda son dönemde işin gerçeği cezaların çoğunluğu şey, dün gece 3 vatandaşa mesela merkezde sokağa çıkma yasağına ihlal ettiği için ceza yapıldı, yazıldı şeyde. Hani son dönemde birazcık şey belki az olduğu için ama bir saniye şuradan belki bir iki şey söyleyebiliriz. Pardon 4. Dün akşam 4, 3 değil. Şöyle. Dün akşam 4. Aynen dün akşam 4 ama kümülatif şeyi gönderelim. Tamam efendim, soru. Son bir soru Sayın Valim, önemli konu. Malumun genelinde bir aylar itibariyle Türkiye'de her şey normalleşti demesek de cezalar, kazalar, yasalar devam edecek. Eğitimle ilgili önemli sorun var. Yüzde eğitim başladı Sayın Valim. Çankırı'da yatılı okullarımız var. Tabii esnek çalışmalar da var. Yani bu 1 Haziran'da her taraf açılacak okullar yüzde eğitime başladı. Açıklamasıyla Çankırı'mız hazır mıydı bu altyapıya yani? Yatılı okullar ne olacak? Yemekleri hazır mı? Servislerin durumu ne diye? Bazı öğrencilerin annesi işte babası işte bunlar nasıl giderecek gelecek? Sıkıntı çözüldü Çankırı'da. Altyapı hazır mı? Ya şöyle zaten malum yani şeyden yani ilk öğretimler yarın ikisinden itibaren. Diğerlerinde 7'si yani önümüzdeki pazartesinden itibaren şey başlayacak. Haftada 2 gün olmak üzere. O konuda bir sıkıntı yok. Yani o konuda bir sıkıntı yok. Sonuçta eğitim öğretim zaten hani eğitim kadrosu zaten burada. Hani eğitim öğretim zaten devam ediyor. Dediğim gibi yurtlarla ilgili vesaire de bir problem yok. Yani önceki dönemde de işin gerçeği öğrencilerin bir kısmı geldi, bir kısmı gelmedi. İster istemez o opsiyon sunulduğu için. Ama dediğiniz gibi eğitimle ilgili olarak herhangi bir eksiklik, aksaklık yok. Yani bugün ve 7'sinde başlayacak olan süreçte okullarımızda da, yurtlarımızda da herhangi bir problem olmayacak. Tamam, özürüm son dedim ama arkadaşlarla var mı sosyal acaba? Bir konu daha var mı Sayın Valim? Bu süreçte, yeni süreçte, normal ülke diliminde, sıkışma yasakları yine devam edecek mi? Yani maske kullanım tabi devam edecek, temizlik, hijyene, oralara devam edilecek. Yani aldığımız kararlar kaldırılana kadar uygulanması devam edilecek. Yani şimdi şu önemli soruma geçeceğim. Kafeteryalar ne açacak yani lokantalar? Bu yerlere girenler aşısı olmamış olan insanlar olacak tabii ki. Durum ne olur sağlık müdürümüz olarak? Bunlara bir çözüm var mı? Bir öneri olabilir dediğiniz gibi. Ya şöyle aşılama... Ne yapabiliriz? Ne yaparsınız? Ya olacaklar yine. Aşılama... Aşısı olmayan giremez desek olur mu? Yani olur. Şöyle, o şu an için olmaz. Şu an için olmaz. Çünkü bunu dememiz için hani böyle diyelim ki aşılamayı çok daha geniş kitlelere yaymış olmamız lazım. Yani bu dünyanın her yerinde tartışılan bir vaka malum. Yani aşı olmayanlara işte belli kısıtlamalar getirilmesi ya da getirilmemesi. Şu anda malumunuz yani seyahatlerde
ülkeler işte bir yol arıyorlar. Ya bu aşı pasaportu uygulamaları, işte aşı olmuş kişilerin seyahati veya PCR testi negatif. Şu anda da hani bizde her ikisi de önümüzdeki süreçte uygulanacak. Yani hem PCR testlerine devam edilecek. Malumunuz şu anda da gelen kişilerden negatif PCR testiyle ülkeye giriş yapmaları isteniyor. Veya işte en son malumunuz işte Yunanistan'la karşılıklı olarak aşılar tanındı. Yani dışişleri olarak farklı ülkelerle aşı sertifikalarının tanınması devam ediyor. Ya da işte vatandaşların karşılıklı olarak aşılanmışlarsa serbest seyahat etmeleri. Yani önümüzdeki süreçte de dediğim gibi yani bu marketler olur, AVM'ler olur, lokantalar, kafeler gibi yerlerde işte aşı olmamış olanlara belli kısıtlamaların getirilmesi tartışılan mesele ama bunu tartışmak için birazcık erken, bunun için aşıyı biraz daha aşağıya yaymamız lazım. Yani biraz daha aşağıya yaymamız lazım. Ama o işletmeler için malumunuz zaten işte açık alanda 3, kapalı alanda işte en fazla 2 kişi masalarda bulunabilecek. Yani dün açıklanan kararlarda hani o şekildeydi. Yani kapasitelerin zaten azaltılması zaten devam ediyor. Aynı şekilde. Hani bu şekildeki kısıtlamalar ve diğer bütün kurallar önceden koymuş olduğumuz şeyler devam edecek. Hani işte sandalyeler arasında bu 60 santimetrelik boşluk, masalar arasındaki 2 metrelik boşluk vesaire gibi yani. İşte buna ilave olarak dün malum aynı masa etrafında oturacak kişilerle ilgili bir kısıtlama geldi. Bunlarla ilgili denetleme devam edecek. İleride aşıyla ilgili kısıtlama devreye konulabilir mi? Olabilir. Belki bu tartışılan bir mesele. Dediğim gibi ama önce biraz daha aşı yapmamız lazım. Evet. Tamam efendim. Buyurun. Yeni Gün Gazetesi'nde bugün açıklanan kararlar sonrasında malum birkaç hafta öncesine kadar, birkaç gün öncesine kadar sıkı denetimler devam ediyordu. Hem iş yerlerinde hem de dışarıda. Yine restoranların açılmasıyla, zekâ toplu yerlerin açılmasıyla bu sıkı denetimlerin sürmesi devam edecek mi? Yoksa işte nedir, açıldı, biraz daha böyle relax duruma geçme durumu olacak mı? Şöyle relax duruma geçmek için çok erken. Tekrar söylüyoruz. Yani bu biz aslında her tedbirlerin gevşetilmesi döneminde aynı problemi maalesef yaşıyoruz. Yani burada en önemli mesele vatandaşın psikolojisinin yönetilmesi oluyor. Hani böyle tedbirler gevşetilince, kaldırılınca vatandaş zannediyor ki evet hastalık kalmadı ister istemez. Bunun sonucunda da tabii ki öyle bir gevşeme oluyor. Yani herkes şahsi tedbirlerimizi gevşetiyoruz. Yani esas mesele bu. Onun için denetimler devam edecek. Dediğim gibi yani daha rahatlamak için gerçekten çok erken, önümüzde 1-2 ay daha olduğunu biz düşünüyoruz. Rahatlama için erken. Onun için yine önümüzdeki günlerde inşallah açık havada buluşacağız. Yani bir denetim esnasında dediğim gibi sizlerle de çarşı içerisinde bir buluşma gerçekleştirir. Hani orada da kısa bir açıklama yaparız. Ama dediğim gibi bugün millet bir dükkanı açsın. Bir yavaştan bir ısınsınlar hani işe. İnşallah ondan sonra denetlemeye devam edeceğiz. Yani tekrar söylüyoruz. Bakın bizim denetimde gerçekten hedefimiz ceza yazmak falan değil. Yani öncelik rehberlik bir kere. Yani biz o denetimleri işin gerçeği herhangi bir şekilde ceza mahpusu kesmek için değil. Sonuçta hem vatandaşın hem de işletmecilerin sağlığını korumak için yapıyoruz. Yani buradaki birinci amaç bu kesinlikle hani... Tekrar söylüyoruz yani bizim mücadelemiz virüsle, vatandaşla, esnafla falan herhangi bir mücadelemiz söz konusu olamaz. Yani böyle bir şey yok. Onun için yapılan denetimler de o minvalde devam edecek. Önümüzdeki günlerde de dediğim gibi yani gevşemek için tekrar söylüyoruz. Çok erken lütfen bunun çok acı dönüşlerini geçmişte birkaç defa yaşadık. Yani birkaç defa yaşadık. Hani bu şeyde hani bunu size daha önce göstermiştim ama işte böyle yerlerde süründürüyoruz. Yani bu şöyle yerlerde süründürüyoruz. Sonra tekrar işte gidiyor. Şimdi tekrar şeydeyiz, aşağıdayız. Hani bir önceki dönem kadar olmasa da ama işte Çankırı genelinde 3 defa zirve yaşadık ama giderek zirvelerin şeyi azalıyor işin gerçeği. Yani bu şu Kurban Bayramı sonrası neticede şu Kasım bu da son yükseldi. Yani onun için tekrar söylüyorum, gevşemek için gerçekten erken. Gevşemek için şu var, yani vaka sayılarının Türkiye genelindeki vaka sayılarımızın günlük 1000'in altına falan böyle düşmüş ve orada biraz sabitlenmiş olduğunu görürsek, biraz da sabitlenmiş yani. Diyelim ki bir hafta 10 gün boyunca her gün 1000'in altında ülke genelinde vaka çıkarsa
Evet, biraz rahat diyebiliriz, diyebiliriz. Yani biraz. Yani o bile hala riskin devam ettiğini bize gösterecek ama onun için Çankırı genelinde de dediğim gibi ki son şey, bakın hala şeyde değiliz. Yani şurada tek rakamlardaydı vaka sayıları. Şu anda çift rakamlardayız hala. Yani bu bir önceki, yani Aralık, Ocak, Ocak ve Şubat döneminde tek rakamlı vakaları gördüğümüz günler olmuştu. Maalesef şu anda henüz tek rakamları görmedik. Ama inşallah önümüzdeki günlerde göreceğiz. Onun için tekrar ifade ediyoruz. Bir, tedbirlere devam. Bir süre daha inşallah. İkincisi de aşı sırası gelen tüm vatandaşlarımızın ivedi olarak aşılanması en büyük önceliğimiz. Bu konuda bir tereddüt olmasın. Şu anda yani aşıdan başka ciddi bir silahımız maalesef virüse karşı yok. Yani. Buyurun. Sayın Valim, Çankırı genelinde koronavirüs başladığından bu yana toplam bir rakam var mı? Kaç kişi yakalandı? Ya kümülatif rakam vermeyeyim şimdi ama hani vefat sayısını açıklıyoruz. Bu vaka sayıları malumunuz. Yani hani böyle her zaman Sağlık Bakanlığımız tarafından açıklandı. O konuda o şekilde devam etmesi hani isteniyor. Tabii ki kümülatif rakam var ama onu paylaşmayayım. Ama vefat rakamını, gerçi son günlerde zaten ortalama vaka sayısını çıkarıyor olmanız lazım. Yani başladığı günden bugüne. Dediğim gibi onu şimdi vermeyelim. Çünkü Sağlık Bakanlığımız hani bu konudaki açıklamaları Sağlık Bakanlığımızın yapacağı söylendi. O kuralı delmeyelim yani. Tamam, bir şey daha sorabilir miyim? Genel soru. Tamam, camilerimizde, cenazelerde durum ne olacak? Dilimiz var mı sola? Hapsilerde yetkileri var. Ek genelge çıkaracak mısınız? Ya şu, soruyor da şöyle, soruyor. Yani mevcut durum devam edecek. Yani cenazelere katılımdaki şey, yani 30'la sınırlı malumunuz cenazeler. Yine camilerde de yani böyle hani boş bırakılması vesaire. Yani biz kışı da geçirdik. Malumunuz pazar yerlerinde cumaları kıldırarak artık havada iyileşti. Aynı uygulamaya devam edeceğiz. Yani onun da bence çok faydasını gördüğümüz kanaatindeyim. Vatandaş da gönül rahatlığıyla hani orada cuma kılıyor sonuçta. Mesafeler uygun. Bir kere açık havada bulaş riski çok çok azalıyor. Onun için ve bugüne kadar şunu da söyleyelim. Yani biz camilerde ciddi manada bir bulaş görmedik. Camilerle ilgili bizim en büyük endişemiz, o da özellikle köylerde falan geçerli, şu cami şey namazın öncesi ve sonrası. Yani biraz vatandaşlarımızın bir kısmı için cami sosyalleşme alanı oluyor. Yani namazdan önce gelip işte ezanı beklerken muhabbet edilmesi veya camiden çıkışta işte böyle oturulup işte sohbet edilmesi falan, esas risk alanı burası. Yoksa hani ben, biz de gidiyoruz, siz de gidiyorsunuz. Yani camilerde bugüne kadar ciddi bir kural ihlali vesaire falan görmedik. Onun için vatandaşlarımızı tekrar, yani esas dediğim gibi caminin içi değil de etrafındaki o sosyalleşme alanı olarak kullanılması konusunda bir kere daha ikaz ediyoruz. Yani hani biz malum aylardır bu tabloyu takip ediyoruz işte. Yani biz her pozitif vaka aranıyor. Çok uzun süredir her pozitif vaka. Ve vatandaşa kendisinin yani bu hastalığı nereden kaptığını düşündüğünü soruyoruz. Yani o da bize söylüyor. Yani dediğim gibi aile içi bir kere her zaman bir numarada. Yani çünkü tekrar söylüyorum, herkes bu hastalığı sağlıklı olduğunu düşündüğü kişilerden kapıyor ya da sağlıklı olduğunu düşündüğünde bulaştırıyor. Hiç kimse pozitif olduğunu bile bile herhangi birisine yaklaşmıyor. Yani burada iş ortamı diğer bir önemli bulaş alanı. İş ortamında da yani bizim bugüne kadar gördüğümüz analizlerimizde falan da gördüğümüz, her zaman çalışanların birbirini hastetmeleri. Çünkü ister istemez tedbirler gevşiyor orada. Yani insanlar akşama kadar beraber çalışıyorlar. Maske çıkıyor, çay içiliyor, yemek yeniyor vesaire gibi. Yani çarşıda alışverişte diye bir şeyi var vatandaşın. Yani bunu çok doğrulayamadık. Yani vatandaş da kendisinin son birkaç gün içerisindeki aktivitesini söylediği için bize. Yani ama yani bunun yine de düşük bir şey olduğunu düşünüyoruz. Ama yine de bizim hani toplam şeyimizde %10-15 arası vatandaş işte ben çarşıya gitmiştim orada kaptığımı düşünüyorum gibi bir şey söylüyor. Yani cami 0.5 ve 1 aralığında mesela her zaman. Yani mesela cami Mayıs ayında 0.5'miş, Nisan'da da 1'miş, yani %1. Yani 100 sorduğumuz 100 pozitif vakadan bir tanesi demiş ki Nisan'da ben demiş camiden kaptım, hani öyle düşünüyorum. Mayıs'ta da bu 0.5'miş. Hani orada
Dediğim gibi onun için camilerle ilgili bir şey beklemiyoruz. Yani çok uzun süredir arkadaşlar tekrar söylüyoruz. Şu da bizim şey tablomuz. Bakın biz burada marketler, kargo şirketleri, kafeler, otobüs firmaları, Yunus AVM, su dağıtımında çalışanlar, bizim 112'dekiler olmak üzere toplam 1017 kişinin her gün şey sorgusunu yapıyoruz. Sonuçta temaslı veya pozitif olup olmadığı üzere yani HES sorgusunu yapıyoruz. Ve mesela geçen hafta marketlerde 5, Yunus AVM'de de 3 kişi temaslı veya pozitifti. Yanlış olmasın, bunların 5'i temaslı, 3'ü de pozitifti. Ve arkadaşlar her sabah geldiğinde bir arkadaşımız sabah erkenden bunu yapıyor ve gidip o iş yerini kontrol ediyoruz. Bu kişinin işe gelip gelmediğini. Bugüne kadar hani kontrol ettiğimizde net olarak bilindiği için bu konuda bir çok şükür problem yaşamadık. Yani ama böyle şey bir her gün böyle bir izlemimiz var. Yani bir önceki hafta 17-23 Mayıs'ta marketlerde 9, kargo şirketlerinde 1, kafelerde 1, otobüs firmalarında 1, Yunus AVM'de de 3 kişi olmak üzere toplam 15 kişi temaslı ve pozitifti bizim listemizden. Dediğim gibi bunlarla ilgili izlemimizi de yaptık. Bir 10-16 Mayıs'ta 0, 3-9 Mayıs'ta da 11 vatandaşımız yine aynı listeden HES kodunda pozitif veya temaslı olarak karşımıza çıktı. Yani biz her yerden denetlemeye, takip etmeye çalışıyoruz işin gerçeği. Ama tekrar söylüyoruz, burada esas mesele işin gerçeği sonunda hepimizin alacağı şahsi tedbirlere geliyor. Çünkü takdir edersiniz ki bizim yapacağımız bütün denetimler vesaire bunların tamamı kamuya açık alanlarla ilgili olarak. Ama elimizdeki istatistikler bulaşın esas manada kamuya kapalı alanlarda, yani özel alanlarda olduğunu gösteriyor bize. Yani en büyük bulaş alanı maalesef evler. Dediğim gibi çünkü evde maskeye, mesafeye riayet edilme ihtimali de çok düşük. Dediğim gibi onun için aile içi bulaş da bizde her zaman en önde geliyor. Hani ben bayramda ziyaret ettiğim şehit ailemiz işte Şubat ayında geçirmiş koronayı. Çok şükür iyi atlatmışlar. Dedim hani nereden kaptığınızı dedim tespit edebiliriz mi? Çok rahat tespit ettik dediler. Damat getirdi yani. Yani damatları gelmiş, iki gün kalmış yanlarında, dönmüş. Döndükten sonra demiş ki ben demiş hastayım, size demiş bir test verin. Test vermişler, onlar da hasta çıkmış yani. Onlar da hasta çıkmış. Yani onun için dediğim gibi tekrar lütfen hani hepimiz bir süre daha, yani çok sıkıldığını biliyoruz, vatandaşın bunaldığını biliyoruz. Hepimiz için zor bir buçuk yıl oldu. Esnaflarımızın sıkıntılarının farkındayız. Muhakkak yaptığımız işin zor olduğunu biliyoruz. Yani ben her zaman söylüyorum arkadaşlarıma, insan sosyal bir varlık, biz vatandaşlardan sosyalleşmemelerini istiyoruz. Öyle olunca vatandaş zorlanıyor doğal olarak. Hepimiz zorlanıyoruz. Çünkü hepimiz biriyle konuşmak, görüşmek istiyoruz. Yani sosyalleşmek istiyoruz. Bu zor bir süreç. Ama tekrar söylüyoruz, elimizde başka çare yok ve silah yok yani. Onun için inşallah sonuna geldiğimiz kanaatindeyiz. Önümüzde az bir yol olduğunu düşünüyoruz. Yani bu kadar yolu aldık. Önümüzde az bir olduğunu düşünüyoruz. Bu süreçte inşallah en az kayıpla geçirir, güzel günlere hep beraber ulaşırız. Buyurun. Sağlık Müdürü'ne bir sorun var. Sayın Müdürüm, bu COVID-19'un başlamasıyla beraber gerçekten sağlık çalışanlarımız, sizler, itaamilerimiz çok yoruldunuz, yıprandınız. Çam kırmızı olarak bugünkü normalleşmeye göre sağlık çalışanlarımız motivasyon olarak kendilerine gelebildi mi? Hastanemizdeki çalışanlarımızın bu arada durumu nedir? Yani eskiye döndük mü yani, rahatladık mı yani sağlık çalışanlarımız, yerini koruyor mu? Şimdi Mustafa Bey, öncelikle şey normalleşme demeyelim de kademeli normalleşme. Yani evet. Yani şimdi hani normalleşme derken vatandaş direkt şey olarak algılayabiliyorlar. Yani her şey bitti artık normal hayatında. Kademeli normalleşme. Yani bu süreçte gerçekten sağlıkçılarımız yani çok büyük fedakarlıklarda bulundu, bulmaya da devam ediyorlar. Ama tabii ki bu süreç ne kadar erken biterse hem ülke olarak hem biz sağlıkçılar olarak hem vatandaşlarımız olarak inşallah yani bu psikolojik travmaların da süreç bittikten sonra telafileri olacaktır. Hem devletimiz tarafından hem vatandaşlarımız hem sağlıkçılarımız açısından inşallah daha olumlu günler bizi bekliyor diye umut ediyorum. Yani. İnşallah en kısa süre bittikten sonra. Sorun yok yani. Ya şu ana kadar hani bizim çankırı olarak hekim bazında, sağlık personeli bazında yeterli kadar da personel sahibiz. Yani çok şükür çankırı olarak bu konuda çok şanslıyız yani bu pandemi sürecinde. Ve gerçekten de her türlü fedakarlıkla gece gündüz 24 saat bütün sağlıkçılarımız çalışıyor. Allah hepsinden razı olsun. Aa, teşekkür ederim.
Tabii sağlıkçılarımızın iyi olması biraz hem bizlerin hem vatandaşlarımızın dikkatine bağlı. Hani şimdi 34 olan hastanedeki koronavirüs hasta sayımızın 100'ü vurduğu süreç oldu bu son yükselme döneminde de. İster istemez şimdi aynı kapasiteyle 100 kişiyle ilgilenmek var, 34 kişiyle ilgilenmek var. Onun için sağlık çalışanlarımız çok yoruldu. Yani şu anda hani çok şükür gayet şeydeyiz arkadaşlar, fedakarhane bütün süreçleri idare ettiler. Ama dediğim gibi vatandaşımızdan hem kendileri hem sevdikleri hem sağlık çalışanlarımız için, herkes için dikkat etmelerini istiyoruz. Bir de tekrar söylüyoruz, işin gerçekten şakası yok. Hani biraz önce yaş gruplarında verdim. Onun için gençlerimizin de yaşlılarımızın da çok dikkat etmesi gerekmekte. Özellikle bu son süreçte. Buyurun. Bir soru sorayım. Suudi Arabistan hükümeti bu sene hac ibadeti için aşısını yaptıran hac adaylarının ameliyatlarına çıkıyordu. Ancak çok kısıtlı bir şey. Aşı yaptıranlar kabul etmiyor. Bizim aldığımızda çoğusunu yaptıkları. Yani doğrudur. Şöyle işin gerçeği tam detaylara hakim değilim ama çok kısıtlı bir kota açıkladı diyebiliyorum. Çok kısıtlı. Evet. Yani yani malumunuz Türkiye'den ortalama 80 bin kişi hacca gidiyordu yılda. Yani yaklaşık olarak 80 bin kişi hacca gidiyordu. Yani burada hani Türkiye'ye ne verdi tam bilmiyorum ama çok kısıtlı bir kota açıkladı. Efendim? 5 dedi, 16 dedi. Öyle mi? Yani dediğin gibi. Ya önümüzdeki süreçte Avrupa müzakereleri olacaktır. Muhtemelen. Hani dediğin gibi süreç değişecektir. Hani hacca gidecek vatandaşlarımız için de belki farklı bir çözüm düşünürüm. Onu da bilmiyorum. 20 yıl öncelik dediği gibi, 2021'de kaydolanlar öncelik veriyorlar dediği gibi yani. Çok geçmişte zaten yaşlı olabilir. Demeyenler ona öncelik veriyorlar yani. Olabilir. 2020 şu anda. Belki bir çözüm de üretilir yani. Evet. Teşekkür ediyoruz arkadaşlar. Teşekkür ederim.